Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. Bu karantina günlerinde malum işlerimiz hep aksadı. Allah hepimizin belasını verdi. Bu sebepten ötürü ben de evde oturduğumdan en sevdiğim oyun olan şehir yapma oyunu. Tabii biz bu aşağılık oyunda şehir olarak kalmayacağız. Bağımsızlığımızı ilan edip ülke konumuna geçeceğiz ve Turan'ı oluşturacağız arkadaşlar inşallah. Bu vesileyle bunu ben de çekip atayım dedim. İnanın hiç anlamam bu işlerden. Herhangi bir problem, kusur olursa Mithat'ın Allah belasını versin. Ya ama Faruk abi. Mithat çıkın. Çık. Tamam abi ya, ben gidiyorum. Evet ya. Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşlar. Bu sebeple Mithat'ı Kıbrıs'a bir bavulun içinde yollayacağım inşallah bu akşam. Ülkemizi kurmaya başlayalım. Önce haritamızı seçelim arkadaşlar. Sanıyorum burası, evet burası. Burası çok deniz kenarı. Tütün ve nargile ithalatında sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bu iyidir arkadaşlar. Bu gayet nezih gibi geldi. Bu bor arkadaşlar. Buna petrol diye bakmayın. Dış güçlerin oyunu. Burada ağaç var. Bunları zaten kağıt yaparız. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunumuza girelim. Evet ham madde siparişi. Şehrinizdeki sanayiler ham madde üretmiyorsa onları kapatabilirsiniz. Bu ipuçlarına uyarsanız arkadaşlar ülkenizi gayet iyi bir konuma getirebilirsiniz. Paramızla rezil oluyoruz. Oyunu kaçak kullandığımı iddia edenler var. Yani oyuna da giremeden arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ve yancıları tarafından bilgisayarıma trojen atıldı. Evet korktular arkadaşlar. Aklına gelirim aklın gider. Bir daha giriyorum. Evet şimdi yol yapmakla başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrinizi genişletmek için tamam kapatabilirsin çok konuşma. Buradan bir adet yol yapacağız. Yalnız toprak yolu yok mu? Biraz pahalıya gidiyor. Her neyse arkadaşlar. Şöyle uzun bir yol yapacağız şimdi. Evet yeterlidir. Şimdi arkadaşlar 69 bin dolarımız var. 6,5 ile çarparsak ben bu ülkeyi bırakır kaçarım. Şuraya arkadaşlar bir tane ev koyuyoruz. Burada bir tane ev koyduk. Buraya şimdi biri yerleşecek inşallah. O sıra biz diğer bölgeleri oluşturmak için gereken yolları inşasına başlayalım. Şöyle. Evet bu olmadı arkadaşlar. Bu haç işaretine benzedi. Bunu siliyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evin evet. Yani burada bir imar sıkıntısı vardı gördüğünüz gibi. O yüzden evin üstünden yol geçirdim. Bu benim hatam değil. Buraya adam hala yerleşiyor. Şimdi buna ne dersin ki yani? Bu Allah'ın belası bir vatan haini yani. Her neyse arkadaşlar bırakın yerleşsin. Şimdi şuralara da küçük küçük evler döşeyelim. Sanayi bölgelerimizi şehrin öteki ucunda tabii ki yapmayacağız. Orasını farklı bir alan için şey yaptım. Sanayiyi de hemen evlerin yanına koyarsak buradaki evler yakın zamanda karbon monoksitten zehirlenerek ölürler. Bakın şimdi arkadaşlar bazılarınız diyecek ki yani niye öyle yapıyorsun hani nedir bu şimdi? Yani biz de hukuk okumadık ama her konuya hakimiz. Evet şu arkadaşlar elektrik ve su ihtiyaçlarının olduğunu gösteriyor. Evet şunu yıkıyoruz arkadaşlar. Su ve elektrik istiyor. Yollarımızı uzatıyoruz. Ya şu gördünüz mü? Yani şimdi yani ne sen ben sana yaşama hakkı ver. Seni yıkmıyorum. Su getirelim arkadaşlar. Suyu şimdi suyumuz yok. Evet gördüğünüz gibi. Yok varmış. Şurada hafif su var. Şuraya bir tane nargile bahçesi yapacağım arkadaşlar. Burası var ya tütün yolu olacak. İpek yolundan sonra tütün yolunu açacağım. Bir tane su pompa istasyonu koyalım. Suyun akış yönü nerede? Çok umurumuzda değil arkadaşlar. Kanalizasyon suyu nedir yani yoklukta içilir. Evet dünya rahat bir nefes al diyor. Boru döşüyoruz şimdi arkadaşlar. Boruyu döşedik. Yalnız şimdi bakın burada bir problem oldu. Şimdi biz burada su tesisi kurduk. Fakat binalarımızı buraya konuşlandırdık. Bu ne oldu arkadaşlar? Boru masrafı oldu. Yani buradan buraya kadar boru çekmektense bu evleri boruların yanlarına götürmek her zaman daha mantıklıdır. Birleşmiş Havacılık Kurumu Mars gezisi hakkındaki düşüncelerini şey yaptı. Bizim şu anda şehrimizde atık su nerede konumlandırılmalı? Biz bunu tartışıyoruz. Yani biz biraz ilerideyiz arkadaşlar. Bu gerizekalılar hala Mars gezisi. Yani biz burada atık su tesisi yaptık. Hiç ne tebrik ne takdir almadık. Paraya kıyıyorum.
Allah bunların bildiği gibi yapsın. İnşallah ileride vatanlarına, milletlerine hayırlı insanlar olurlar. Bakın $5,000 para harcadım. Şu anda arkadaşlar nüfusumuza bakıyoruz. 11 çocuk, 16 yetişkin var. Yaşlı 0. Gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar ben gelebilecek bir virüsün farkında olduğum için yaşlı kesimi ülkeye sokmuyorum. Yani şu son günlerde yapılan önlemler gereksiz ki. Bakın ben kökten çözdüm. Şimdi elektrik oluşturacağız arkadaşlar. Çünkü bu su pompa istasyonumuz elektriğe ihtiyaç duyar. O yüzden tabii ki bir tane rüzgar türbini koymuyoruz. Kömür santrali koyuyoruz. Temiz enerjinin Allah belasını versin. Temiz enerji diye bir şey yok. Enerjinin temizi olmaz arkadaşlar. Şuradan. Ya yalnız çok büyük bir hata yaptık. Şu an gerçekten dondum kaldım. Yani şehrin şurasında dondum kaldım. Ama bu büyük bir ülke olmayacağımızı göstermez tabii. Bunu da çözeceğiz inşallah. Şu an yani şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın bu mahalleye ne kadar değer verdiğimi yanlarına bir ne şekil yapıyorsun? Yanlarına kömür santrali koydum arkadaşlar. Evet, elektrik verdik. Gördüğünüz gibi şu an elektrik gelecek hepsine. Evet, gördüğünüz gibi hepsine elektrik geldi. Burada bir su pompa. Evet, buraya elektrik gitmedi. Ya imarda çok büyük bir problem var. Bu belediyelerin suçu olmalı. Evet, buradan artık paraya kıyıyorum arkadaşlar. Buradan bir adet elektrik ceyran döşüyorum buraya. Evet, buradan da tabii ki atık su pompasına özür dilerim. Normal su pompasına. Atık su pompası şu. İşletim yapmıyor diyor. Şu anda yapacak arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Çünkü atık suyumuz bile yok arkadaşlar. Çünkü ülkemiz öyle bir nezih bir ülke. Bunun arkadaşlar arabası var. Bunun inşallah vergisi verilmiştir. Yalnız bu biraz üzgün gibi. Sanki bir problem var galiba. Yani hani yani karşısında kömür santrali olmasına rağmen nasıl bu kadar üzgün? Gerçekten anlamıyorum. Her neyse, evet, para kaybediyoruz arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi bütün para kaybediyoruz. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Elektriğe ve suya verdiğimiz parayı biraz kısıyoruz. Çünkü cebimize para kalsın. Evet. Şu anlık açılmadı. Neymiş şimdi? İsteklerini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ne diyor? İşçiler yeterli değil diyor. Çünkü ülkemize çok büyük bir akım var. Şu anda şuradan 3 hane daha koyuyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi yerleşim alanları şu anda dolmaya başladı. Ya ne yapayım arkadaşlar daha? Bakın adam burada yaşıyor. Bak buradan çıkıyor. Hatta arka kapısı da vardır. Bu zengin bir adama benziyor. Bakın Türk, yani bu nerenin evi bu şimdi? Buradan çıkıyor arkadaşlar. Arkadaki bu saçma bir fabrika gibi. Ay, ah! Dur. Bunun adı arkadaşlar tabii ki kereste fabrikası. Gördüğünüz gibi kereste fabrikasında herkes mutlu. Evet, şu anda $25,000'la serüvenimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aa, bor geldi. Kömür santralinde bor yakıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bizim zengin bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Evet, şimdi boru döşeyici ustalarımız kimse gerçekten şu anda görme kabiliyetlerini yitirdiler. Bakın. Az önce döşenen boru kim döşediyse artık, bakın burayı teğet geçmiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar da susuz kalmış. Yani şimdi bu benim suçum mu? Hani ben buradan bir boru daha atarsam, bakın arkadaşlar. İnşaat maliyetine bakın. 340 hadi bu dolar ya. Bu dolar yani, dolar. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. $1,360 para gidecek. Evet, trink gitti, gördünüz mü? Evet, su şu an gelmiyor. Evet, geldi şu anda. Evet, bu arkadaşların da susuzluğu bitti. Yani inşallah o su boğazlarından geçiyordur. Evet arkadaşlar, şu anda hızlı bir yükselmeye girmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar burada internet altyapısı kesinlikle yok. Mesela burada yok. Burada da yok arkadaşlar. Burada altyapı yok. Sadece altyapı şuradan, bakın. Şuradan şöyle geliyor. Buradan zıplıyor. Buradan devam ediyor arkadaşlar. Bizim de rakiplerimiz var arkadaşlar bu konuda. Adam mesela altyapıyı, affedersiniz, bakın burada mesela adam buradan geçiriyor ki hani buradaki adama radyasyon gitmesin. Şimdi siz sanıyor musunuz ki internetle alakalı bu? Adam sağlığı düşünüyor. Adam bu interneti şuradan, bakın buradan geçiriyor. Böyle dümdüz gidiyor arkadaşlar. Bakın bu ağaçlara,
Bu ağaçların hepsinde Wi-Fi 4.5G var. Evet, devam edelim. Hava sıcaklığı şu anda 20 derece. Herkes gördüğünüz gibi mutlu. Arabalar geliyor arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar, bu trafik kuralıdır. Bakın. Bakın arkadaş geldi. Bak. Ön arka yaptı bakın. Evet, kaza olduğunu sandınız ama kaza olmadı arkadaşlar. Bu arada şunlar yol kenarına park ediyor. Bunların arabalarını park etmiş arkadaşlar. Yol kenarına park etmiş. Park cezası olarak evini yıkıyoruz arkadaşlar. Evini barkını aldık. Gördünüz mü? Bakın dağıldılar. Şu anda farklı bir şehre doğru gidiyorlar. Hatta arkadaşlar şuradan yani yolu da şey yap. Beşinci boyut Salih tarafından teleport edildiler arkadaşlar. Gördünüz mü? Yolu yıktım ama. Evet, şimdi arkadaşlar talebimizi arttırdığımıza göre gördüğünüz gibi ticari bölge için yüksek talep var. O sebeple büyütmeye başlıyoruz. Şimdi artık evet, sokak yapılarımız devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası nezih bir kesim. Burası da bizim mahallemiz, yani varoşların mahallesi olacak. Yani burada öğlenleri Amerikano macchiato içilirken burada cinayet işlenecek, öyle düşünün yani. Buraya karakola gerek yok arkadaşlar. Buranın sokağın adaleti kendisini sağlar. Banka kuracağım bir tane. Bu arkadaşlar bakın, artı 88 dolar kazandık ya. Yalnız arkadaşlar bu dolar değil galiba, bu euro. Ben saat bu ne bu ya? Sanıyorsunuz ki şu an şehre hiçbir şey yapmıyorum, halbuki şu anda şehirdeki herkes mutlu. Hemen bakalım mutluluk oranına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konut mutluluğu %89. Ticari mutluluk %98. Ofis mutluluğu, sanayi mutluluğu %99. %100 oldu arkadaşlar şu an. Evet, bunu bu da arkadaşlar evlerin, bu tabii bu doğalgaz dağılımı arkadaşlar. Mesela şunlar çok doğalgaz yakıyor. Bu kırmızılar az yakanlar. İşte bunlar da yani 30'da yansın da. Halbuki 30'da yakmanın bir anlamı yoktur arkadaşlar. Bakın bunu yakacaksınız te bunlar gibi yakacaksınız. Bak adam, bak yetiş ki biri öldü şu anda, gördünüz mü? Mesela cahil 2 diyor. Ya bu çok ayıp bir şey. Yani neden cahil? Mesela kendisini yetiştirmemiş arkadaşlar. Hani bunu kesinlikle şehrimizde okul olmamasına bağlamayın derken cahil adam da öldü galiba arkadaşlar. Şu anda sıfıra düştü. Ev boş. Sahibinden satılık The Chester Residence. Bu evet, adam dövmeye geldiler. Gördünüz mü? Bulldog köpek ve 5 müptezel şu anda ev baskınına geldi arkadaşlar. Bakın bulldog. Muhteşem bir dizayna sahip şehrimiz. Kesinlikle baştan sağma bir şey yok. Buraları bilerek boş bırakıyorum ki hatırlarsınız bu mahalle biraz getto mahallesi yapmıştık. O yüzden buralara mezarlık koyacağım ki. İşte gerçek erkek şehir yönetimine hoş geldiniz. Şu anda bu bizim için bir şey ifade etmiyor. Arkadaş su istiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşa bir adet boru uzatıyorum. Ekonomi panelimizi açalım arkadaşlar. Kredi alalım. Evet arkadaşlar. Vergilerimiz şu anda %9. Şu anda oyunun standardı bu zaten. Bununla oynamıyoruz arkadaşlar. İyi bir refah düzeyi için. Gördüğünüz gibi bakın şimdi paraya. Biraz hızlandıracağım oyunu. Evet 47.000. Bakın 47.200. Bakın saatlik para basıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar ülkemizde bir kaos söz konusu. Ama ufak çaplı bir kaos. Vergilerin çok yüksek olduğundan şikayet eden bazı kendini bilmezler var. Bunlara şimdi arkadaşlar hemen şuraya bir tane hastane koyuyorum. Şuraya bir tane yol yapıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane hastane koyuyorum. Hastane bol olabilir. Çöp istasyonunu da şehrimizin iyi bir yerine koyuyoruz. Evet gerçekten harikulade gidiyoruz. Bu arada Emine Varil demiş ki arkadaşlar, dışarısı bu kadar kirliyken çocuklarımın dışarıda oyun oynamasına izin veremem. Şimdi yani hani nedir yani, yanında çöp toplama servisi ve deposu varken temizlik sıkıntı çekmen senin şerefsizliğin, senin namussuzluğun. Su idaresi ne yapıyor? Şişe suyuyla banyo yapmak zorundayım demiş. Olivia Giray. Bunun babası Rus, anası Ukraynalı olmalı. Bakın burada mutlu insanlar var arkadaşlar. İşte ülkem... Evet şu anda biraz insanlarımız kaçtı arkadaşlar.